Asiye kayınvaliden bugün gelinine yaptığı çıkışla kayınvalidelerimden alkış alırken gelinlerimi de çok şaşırtmış. Ben de çok şaşkınım şu an. İzleyelim. Anne! Anne! Bunu sen mi çektin? O videoyu sen mi çektin? Evet, ben çektim kızım. Hastayım, çok kötüyüm. Bana bak. Hasta halimde gördüm oğlumun ne halde olduğunu. Size geleyim, sizde kalayım. O işleri oğlumun mu yapması lazım? O işleri senin yapman lazım. Oğlum eve para mı getirsin, eve gelince ev işi mi yapsın? Hepsini yap. Sen ne yapıyorsun? Hepsini yapsın. Ben seni niye aldım? Biz de buradayız değil mi? Bütün günümüz burada geçiyor. Haftanın 5 günü biz buradayız. Ben hasta halimle yatıyorum, oğlum da ev işi yapıyor. Utanıyorum ben. Koca kocalığını bilecek, gelin de gelinliğini bilecek. Evet yapıyor, aksini de iddia etmiyorum. Heh. Ama bu kadar da değil, kayınvalidem abartıyor kızlar. İrem çok yanlış yapıyorsun. Ben bir erkeğin ev işi yapmasına karşıyım. Allah Allah. Tamam, karşı evet. Olduğun yerde kal Aleyna, olur mu? Erkek ev işi yapamaz. He. Ev işi yapmak kadının görevidir. Ben mesela Yiğit'e asla ev işi yaptırmam. Ya. Kim yapacak? Evet. Ayaklarını ben yapacağım. Sen de o potansiyeli onun çok görmedin de. Aleyna sıcak sudan soğuk suya sokmam. Hangi birinden başlasam? Asiye Hanım'ın içinden çıkan başka Asiye'den mi başlasam? Çiçek nerede? Çiçeği öldürdüler artık. Bitti. Soldu. Aa. Soldu. Neye bu kadar sinir? Bu arada video herhalde izlemişsiniz. Sen bir video mu çektin? Evet, ben çektim. Net videosu çektin. Oğlum temizlik yaparken çektim. Hafta sonu oğlunu temizlik yaparken video çekip buraya getirdin sen. Geçen gün hastalandım biliyorsunuz. Bir gece hastanede yattım. Ondan sonra aldılar beni, hastasın dediler, evlerine götürdüler. İyi, ne güzel. İyi, güzel baştan. Eve gittim, ha oğlum gelecek, oğlum gelecek. Geldi oğlum. Oğlumla iki muhabbet edemiyoruz. Niye? Ne yapıyor? Git oraya temizle, buraya temizle. Bulaşıkları makineye at. Ben oğlumu öyle çekiyorum, yerleri siliyor. O arada İrem ne yapıyor? O da başka bir şey mi yapıyor? İrem de oturuyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor. Yok ya. Evet. Doğru söyle. Ben geçen hafta pazartesiden beri buradayım sonuç olarak. Cuma günü de zaten kayınvalidem rahatsızlandığı için hastaneye gittik. Hastanede kaldı. Cumartesi sabah çıkar çıkmaz biz Manisa'ya döndük. Hani dedi ya bize çağırdı, onlara gittim, bize gel dediler diye. Öyle bir şey de yok bu arada. Kendi gelmek istedi. Kaynım evde bekar olduğu için tek başına bir erkek olarak bakamazmış ona. Sizde kalayım dedi. Tamam dedim çünkü gerçek anlamda cuma günü çok korktum ben. Geldi, oğlumla sen muhabbet etmeye gelmedin, tek başına kalma, başına bir şey gelme diye ve düzgün bakıl diye bize geldin. Ama yine aynı performansı göstermiş. Evime her girdiğinde sen benim gizli gizli evimin videolarını çekersin. Bundan sonra kapının önüne bir kutu koyacağım. Onun içine telefonu bırakıp öyle gireceksin. Eve telefon alamazsın. Ama bence mantıklı olabilir. Ama çünkü yani her gittiğinde bir şey yapıyorsun Asiye'cim. Ama oğlumun dur, ben video şimdi İrem'e soruyorum. İrem, video oğlan çalışıyor, sen çay içiyor musun? Onu söyle bana. Nursel Hanım, o da bir haftanın 5 günü çalıştı. Ben de çalıştım ve cumartesi, pazar eşim de tatil. Ben de döndüm. Onun işi benden çok çok daha rahat. Ve gerçekten o gece uyumadım ben bütün gece hastanede. Doğru. Annem hastanede yatarken ben bir tane tekli koltukta oturup şu şekilde uyuyakaldım. Yolda zaten aynı şekilde uyuyamadım. Uyudun orada, sabaha kadar uyudun. Evet, nerede uyudum? Eve gideyim. Nerede uyudun sabaha kadar? Beni sen götürdün. Bizim evde hastasın dedin, eve götürelim dedin. Asiye'cim, hastanede mi uyudu? Sana baktığın yerinde uyudu mu refakatçiyken? Tamam canım, baktı ilacımı falan verdi ama uyudu sonra. Ne yapacak? Ayakta hazır uyuyacak, olduğum eve gelince herhalde. De yorgunum ben, uykusuzum ben, alıyor çayını kahvesini. Evet. Oğlum da benim yoruluyor bütün gün işte. Sen eve gelince
Oraya sil, buraya sil. Hiç yakışıyor mu oğluma? Çok da yakışıyor. İçim yağı eriyor böyle, canım yanıyor. Hayır, Asiye'cim, Asiye'cim erkekler ev işi yapamaz mı? Demek ki çocuğa onu öğretmişsin, sende de yapmış, hayır, öğrenmiş. Hayır, yardım edebilir ama o kadar da değil. Ne yapıyor, süpürüyor ya. O kadar ne? Bulaşıkları kaldırıyor. Asiye abla, hayat müşterek. Yani. Hayat müşterisi. Her şey yap. Ben buradan bir gidiyorum. Çalışıyor olsa yapar. Ben buradan bir gidiyorum. Kocam evi tertemiz yapmış. Yapacak. Ben yapıyorsam o da yapacak. Yapmayacak. Aleyna, sen de Asiye Hanım gibi düşünüyorsun. Ne münasebet. Benim nişanlım hiçbir şey yapamaz diyorsun değil mi? Ya tabii ben yorgun olduğum zaman yapabilir. Ama tamam, sürekli değil. Hani öyle değil yani. Ama onun eşi sürekli yapıyormuş. Çevir boncuk. Kırmızı. Yapsın. Yapacak. Hayır, ben sürekli yapmasın, yapsın diyorum, anladın mı? Sürekli ne yapamaz. Yapmasın? Sen yapmakla mükellefsin. O niye değil? Sebep neymiş, ne? Neymiş biliyor musun? Kendini böyle nişanım izdirirsen hayat seni ezer. Ezdirmiyorum, anladın mı? Benim nişanlım temizlik yapsa ne olur? Bir düşünsene. Ne olur? Ne olur? Hacer abla. İzin verir misin? Verir. Ben uğraşamam. Ben kadın da öyle modern bir kadın. Ben temizliği de yaparım. Hiçbir anne vermez. Bak şeyleri de, yemeği de yaparım. Ben uğraşamam. Onun aferin, ben de bir annenin evladım yalnız, anladın bunu unutma. Mı? Ama erkek dışarıda çalışacak, bayan da evinde çalışacak. Ne alakası var ne biliyor musun ya? Tamamen bir cinsiyetçi yaklaşım. Bir oğlumun cinsiyetçi temizlik ben yapmasını ben dayanamıyorum yani. Hiçbir anne dayanamaz herhalde. Bir, her işi evin içinde, her işi soruyorum, yapması. Dur bir dakika. İki muhabbet dur, edemiyorum. Asiye'm dur. Hacer. Sakıncası var mı senin oğlunun şöyle yapmasında? Şöyle bir şey Nursel Hanım, hani yapmaz hasta olur, zaten bir şey olur, yapabilir eşi hastayken. Gönülcüm, senin için bir sakıncası var mı? Yok, hiç de erkek, ya, İhsan istersen yapıyor, benim İhsan yapıyorsa her ya şey normalde yaparım. Tuğba ayağını uzatsa da İhsan orayı süpürse de seni rahatsız etmez. Vallahi öyle oluyor. Allah Allah. Bir de kahve yapar üstüne bana, yemin ederim. Kahveleri çay, zaten İhsan çay, yapıyormuş, kahve. Misafir al, gelirse evet, bile. Evet. Beyhan Sultan'ın? Yapıyor. Yapıyor. Kimi? Yemeğini yapıyor yeşimi, yapmıyor desene. Benim eşim bir bardak suyunu dahi almaz. Bak. Yemek? Bak deme yani. Benden aynı bileceksin. Yemek yapıyor mu? Yemek ayda yılda bir, eti çok sevdiği için etle yani uğraşmayı seviyor, yapıyor. Yemek yapmak dediğin her gün oturup yemek yapmıyor. Onun peki kendi sen zevki... kadın olarak yani ona iş buyuruyor musun? Ben, ne bileyim, ben çok yoruldum, sen şurayı süpürür müsün? Ben öyle hayatta tek erkek değil, ben bir kadına bile su verir misin? Öyle bir huyum yok. Ben şuna karşıyım sadece. Aferin, maalesef kızım, ataerkil bir toplumdayız. Evet. Kadın az hani tek görevi temizlik, iş işe bile gitse o işi yapmak zorunda, asla erkek hiçbir şey yapmaz. Öyle. Bir ben yani bana göre ev hanımı sigortasız yapılan bir iş koludur. Aynen bir kadın öyle. Ev hanımıysa o ev ondan sorulur. O işi o yapacak. Ha çalışıyorsa ortak yapsınlar. O da o yapsın, o da yapsın. Ama maalesef Türk toplumunda bu fazla yok. Çok acayip bir konu bu. Şimdi size de soracağım. Asiye abla, durmuşsun. Birazcık İrem'in dediğine evet, geldi aferin mevzu. Aferin yeşime. Siz bilmiyorsunuz dedi ya benim kayınvalidemin içinde nasıl biri var diye. Ufak ufak görüyoruz sanki. Sosyal medyaya soruyorum. Eşinizin yani erkeklerin iş yapmasına karşı mısınız? Yoksa çalışsın çalışmasın kadın hayat müşterektir. Evde her şey ortak mı yapılmalı?